Merhaba arkadaşlar. Bugün mide ülseri nasıl giderilir onu konuşacağız. Üniversitedeyken mide ülserim vardı ve çok acı vericiydi. Çok yüksek miktarlarda hızlı mide yanması ilaçları alıyordum. Bunlardan mega paketler halinde alıp tabiri caizse yiyordum. Bu yüzden ülserin nasıl hissettirdiği hakkında gerçek bir kişisel deneyimim var. Aslında bu çok ciddi bir sağlık problemidir. Düşünsenize, midenizde kanayan bir delik gibi bir şey midenizi yiyip bitiriyor. Takdir edersiniz ki bu oldukça büyük bir problemdir. Midenizin bu hasarı alması için çok hasta olmanız gerekir ve ben çok hastaydım. Birazdan size daha fazlasını anlatacağım. Ama önce ülser ile asit reflüsü veya mide ekşimesi arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Midenin normal pH'ı 1.5 ile 3 arasında olmalıdır. Bu seviye oldukça güçlü bir asittir ve burada midenin tepesinde küçük bir vana bulunur. Bu pH yükselmeye başlarsa bu daha fazla alkalin hale gelmek demektir. Bu vananın belirli sensörleri vardır. Bu durumda vanayı düzgün kapatamazlar. Yani asit bu yoldan yukarıya doğru sıçramaya başlar. Bu durumu siz asit reflü veya hazımsızlık olarak hissedersiniz. Bu durum bir şeyler yediğinizde daha da kötü hale gelir. Çünkü yemek pH seviyesini artıracaktır ve sonra yukarı doğru örmeye başlarsınız. Ancak ülser rahatsızlığında yemek yediğinizde yiyecekler genellikle bu hasarlı bölgeyi kaplar ve en azından geçici olarak daha iyi hissetmenizi sağlar. Farkı böyle tanımlayabiliriz. Ülsere yakalandığınızda midedeki koruyucu tabaka olan mukus tabakasına zarar verirsiniz. Vücudunuz her gün yaklaşık 5 ila 1,5 litre mide asidi üretir. Mide asidi hidroklorik asittir. Potasyum klorür ve sodyum klorürden oluşur. Sindiriminize yardımcı olması için aslında potasyum ve sodyuma ihtiyacınız vardır. Şimdi ülserlerin 4 ana nedeni hakkında konuşalım. Biri Helicobacter pylori ya da H. pylori. Bu konuyla ilgilenenler yorumlarda belirtirse detaylı bir video hazırlayabiliriz. Bu yüzden daha fazla bilgi isterseniz aşağıya yorumlar kısmına bunu yazabilirsiniz. H. pylori gerçekten hasara yol açabilecek ve midenizi delebilecek bir mikroptur. İkincisi NSAID'ler yani non-steroidal anti ilaçlar. Bunlar iltihap önleyicilerdir. 3 numara stres. Neden? Sinir sistemi mideyi kontrol ettiği için buna otonom sinir sistemi denir. Sindirimi kontrol eden birinci sistem parasempatik sistemdir. Dolayısıyla stres sempatik sinir sistemini harekete geçirir. Yani kaç veya savaş tekniği devreye girer. Böylece parasempatik sistemi engellenir. Yani bir kaplan tarafından kovalandığınızda sindirim sisteminizi çalıştırdığınızı düşünün çalışmaz. Bu durum stres altındayken de geçerlidir. Sakin olduğunuzda ve rahatladığınızda daha iyi sindirirsiniz. 4 numara ve bu ilginçtir. İdiopatik. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bilmiyor olabilirsiniz ama bu bilinmeyen bir neden anlamına gelir. Ancak her zaman altında yatan bir sebep vardır. Bu yüzden size bunun sebebinin ne olabileceğini söyleyeyim. 1 numara aşırı alkol buna sebep olabilir. İkincisi hiperkalsemi durumu sebep olabilir. Kanda çok fazla kalsiyum varsa ülsere neden olabilir. İnternette araştırırsanız fazla kalsiyumun bir yan etkisinin ülser olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. Fakat ülserin en büyük nedeni rafine gıdalardır. Anlaşıldı mı? Özellikle E vitamini eksikliğiniz varsa sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü E vitamini mideyi ülser oluşumundan korur. E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Damarları da korur. Bir düşünün. Ülser dokularınızın bir kısmında oksidatif bir hasar var demektir. Bu sizin kendinizi korumanıza yardımcı olacak belirli antioksidanlardan yoksun olduğunuz anlamına gelir. Antioksidan kısmı olmayan rafine gıdalar tükettiğinizde savunmasız hale gelirsiniz. Bu konuda size tavsiyem antioksidanları takviye olarak almak yerine içinde antioksidan bulunan sebzeleri tüketmenizdir. Görüldüğü üzere ülseri olan kişilerin hemen hemen her zaman B1, B2, B6 B12, C vitamini veya folik asit besinlerinden bir veya daha fazlasında eksikleri vardır. Pekala şimdi gelelim mide ülserinizi iyileştirmek için tedavi olarak almanız gerekenlere. Şimdi elbette sağlıklı keto diyetini ve aralıklı orucu öneriyorum. Bu olmazsa olmazdır. Hala keto diyetinin ne olduğunu bilmiyorsanız veya kanalıma yeni başladıysanız aşağıya bir link bırakıyorum. Bunun dışında son derece etkili 4 tedavi önereceğim. Bir lahana suyudur. Lahana'da ülser iyileşmesi için harika olan bazı bileşikler vardır ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aşağıya bazı linkler ekleyeceğim. Lahana turşusu suyu herkese iyi gelmeyebilir. Çünkü bu ülseri tahriş edebilir. Fakat ülseri olanlar düzenli olarak lahana suyunu içer veya hatta lahanayı yerse bunun sizi biraz rahatlatacağını göreceksiniz. Klorofil mide ülseri için oldukça iyileştiricidir. Klorofil nereden alınır? Yapraklı yeşilliklerden ve buğday çimi suyu tozundan. Ayrıca meyan kökü de ülseri iyileştirmeye yardımcı olma yeteneğine sahiptir. Son olarak da çinko karnozin. Bu, mideye çinko verilmesine yardımcı olan bir amino aside bağlı spesifik bir tür çinkodur. Bu gerçekten güçlü bir tedavidir. Yani buradaki önerilerden birini veya biri kaçını deneyebilirsiniz. Ben de nasıl ülser aldığımdan bahsetmek isterim. Aşırı stres ve rafine gıdaların bir kombinasyonu. İşte tükettiğim tek gıdalar bunlardı. Beslenmemde klorofil yoktu. Yeşil bir şey yemedim. Yeşil yediğim tek şey fıstıklı dondurma ve misket limonlu yeşil jöledir. Bu yeşiller yardımcı olmadı. O zamanlar temel sağlık hakkında bilgim yoktu. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Burada olduğunuz ve videolarımı izlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Henüz abone olmadıysanız, gelecekteki videolardan haberdar olmak için hemen şimdi abone olun.